Ne oluyor? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Karakuş'ta kalmıştık aslında. Sözlerin tamamlaması için kendisine müsaade edelim. Ardından da e, Türkiye'ye silah satışı kolay olmalı açıklamalarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen sözleri değerlendireceğiz. F-16'lar gündemimizde malumuz uzun bir süredir konuşuyoruz aslında. Modernizasyonu ve alınması gereken diğer e, silahlar başlığı var. Buyurun Sayın Karakuş sizden tamamlamanız için az önceki blokta Şimdi bu savaş aynı zamanda işte Güneydoğu Asya Savaşı. Bu savaşta Hindistan'la Çin'in zaten savaşma ihtimali çok yüksek. Bunun nedeni de Çin'in Ganj Nehri'ni Pekin'e doğru çevirmesi. Bakın Hindistan'ın hayatıdır Ganj Nehri. Ganj Nehri'nin suları o Himalayalardan doğan sularının Emenim e, Hindistan topraklarına girmeden önce Emenim Pekin'e doğru çevrilmesi söz konusu o çöllük bölgede Emenim verimli arazi yaratma amacıyla. O yüzden e, Hindistan'la Çin zaten şu anda biliyorsunuz özellikle Himalaya dağlarında çatışıyorlar. Devamlı bir çatışma halindeler. E, bu durum zaten ileri bir durumda, ileri bir günlerde Efendim biz Hindistan'la Çin'in mutlak savaşma ihtimali olduğunu görüyoruz. Bu arada Pakistan'ın da e, Rusya'dan e, Çin'den ayrılması savaşı veriliyor. E, o da e, bu amaçla malumunuz e, başbakan değiştirildi. E, herkes öyle söylüyor. Yani İmran Han'ı alıp da efendim, Şahbaz Şerif'in e, bir şekilde Amerika'nın isteklerini daha rahat e, kabul edebileceği bir ee, efendim, hükümet kurduğu düşüncesi Herkeste söz konusu Şimdi e, dolayısıyla Pakistan ve Hindistan Tamamen Amerika'nın yanına Getirilerek Rusya'ya karşı Zaten bir cephe kazanılmış oluyor Hindistan'ı kendi tarafına Çekerek Pakistan'ı çekerek e, Pakistan'ı Çin'den çekerek Ondan sonra efendim, Bir şekilde kurulan e, Teşkilat fevkalade bir şekilde Çin'i sıkıştıracak yani Ukrayna Savaşı aynı zamanda Hindistan'ın ve Pakistan'ın kazanılması savaşı. Eğer bu olursa e, tabii ki e, Çin'in bir defa yıpranması çok büyük e, oranda kolaylaşacak. Yani zaten Çin nedir? E, efendim, bir şekilde şimdiye kadar hep e, çatışmadan, doğrudan çatışmadan e, kendisini koruyarak onun yanı sıra e, efendim e, sermayesiyle e, bir yerleri elde etmeye çalışan ülkeyken şimdi karşısına bir dev çıkarılıyor. Doğrudan savaşacak e, bir Hindistan. Bakın e, Mısırla Mısırla Habeşistan savaş noktasında Nil Nehri'nin suyu için ee, Pakistan yani Hindistanla Çin'de e, bir yerde efendim e, bu Ganj Nehri için savaşacak. Bu kadar basit. Bunu görünüz. Bu dünya ona gidiyor. Şimdi öyle olunca e, mecburen Hindistan Amerika'nın yanında. Yani Rusya'dan da ayrılıyor. Yani Rusya'dan gelecek menfaat çünkü Çin'e karşı o kadar güçlü olmayacak. Biliyor ki efendim Rusya Çin'le daha rahat anlaşıyor. Ama bugünkü ortam içerisinde e, görülen şu ki Hindistan Amerika'nın yanında. Pakistan'da efendim işte ee, değiştirildi, hükümet değiştirildi. O Pakistan'ın çok kısa zamanda epeyin bir şekilde Amerika ile daha iyi anlaşacağı söz konusu. Bu ortam içerisinde genel bakmak lazım. O yüzden Tayvan e, şimdi işte e, çok fazla Çin'in bu işe e, efendim, soyunması halinde e, o zaman e, Çin'in çok büyük zararlı çıkma ihtimali yüksek. Bakın Çin geldi 10 milyar. E, dolarlık yatırım yaptı ya sadece Yunanistan'a. Nereden? Benim işte Dede Ağaç'tan e, efendim, ve Atina'dan kalkan tren, hızlı tren. Ondan sonra Selanik'te birleşiyor. Oradan Macaristan'a kadar gidiyor. 10 milyar doları kim verdi? Çin verdi. Yani Çin her yeri böyle parayla satın alma amacında iken Amerika Birleşik Devletleri baktı ki Çin'in sermayesiyle başa çıkamayacak. O yüzden şu anda benim Ukrayna üzerinden Çin'in sıkıştırılması başlamıştır. Evet, e, Sayın Arş, e, sizle de devam edelim bu F16'lar konusuyla e, devam edelim aslında. E, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'dan yapılan bir açıklamada şöyle dedi Blinken: "Bizim yabancı satışlarda daha iyisini yapmamız gerekiyor, özellikle aciliyeti olanlar da bu durum dürüst olmak gerekirse." yürütme erkini ilgilendiriyor. Tabi kongreyi de bu önemli bir nokta. Çünkü eğer biz bu ülkelere ortak olabilme pozisyonunda olursak Rusya ile öteden beri savunma ilişkisi olan pek çok ülke bu ilişkilerini yeniden gözden geçirir. Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleriyle burası önemli. Savunma işbirlikleri alanında bıraktığı boşluğun Rusya tarafından doldurulduğuna işaret etti Blinken ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ülkelere silah satış süreçlerinin daha hızlı yürümesi noktasında Kongre ile daha yakın çalışmaya hazır olduklarını da sözlerine ekleyerek devam etti. F16'lar <laughs> konusu gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da e, gönderilen o mektupta Türkiye'ye F16 satılmasının Amerika Birleşik Devletleri çıkarlarına uygun olduğu değerlendirmesi yapılmıştı. Ne oldu da fikirler değişti diyelim Sayın Ağar? Şimdi efendim tabii F-16 meselesi, F-16 ile ilgili yumuşama sadece F-16 değil. E, pek çok e, türevi var bu konunun. E, bunların içerisinde belki de en önemlisi e, Türkiye'nin e, Amerika Birleşik Devletleri ile e, yaşamış olduğu o husumet, o güven bunalımı. Şimdi Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri yakın zamanda e, Türkiye'yi e, ciddi anlamda hırpaladı. E, bir gerçek öteki ötekileştirdi, yalnızlaştırdı, yaptırımlar uyguladı. Uluslararası arenada Türkiye yalnız kaldı. Türkiye'ye karşı pek çok ittifak şekillendi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi bypass edecek şekilde Güney Kıbrıs kesimi ve Yunanistan üzerinden stratejik bir hat oluşturdu vesaire. Pek çok şey söylenebilir. Bizim YPG PKK'yı desteklenmesi, FETÖ'yü desteklemesi bunların hepsini yaşadık. Şimdi tabii bunların karşısında Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri karşısında caydırıcılığı e, yani o günün koşullarında çok yoktu. Ve o zaman şöyle bir cümle kurmuştuk. Biz demiştik ki Türkiye'nin elindeki en büyük kozu e, Türkiye'nin jeopolitik değeri. Şimdi bu jeopolitik değer bugün e, Amerika Birleşik Devletleri için bir şey bir anlam ifade etmez. Ama yarın ihtiyaç olduğunda yani NATO'nun Güneydoğu kanadı. Hani hatta örnek verdiğimi hatırlıyorum o zaman. Güneydoğu kanadı, 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 kanadı olmayan Güneydoğu karada kırılmış bir NATO ne kadar uçabilir? NATO ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya hakimiyetine hizmet edebilir? Şimdi Ukrayna savaşı işte Türkiye'nin jeopolitik değerlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'ne hatırlattı gösterdi. Şimdi bu tabii bunu gösterince bir şekilde Türkiye'yi hem kendi yanlarında tutmak hem de Türkiye gibi son derece önemli bir silahı Rusya'ya kaptırmamak için Rusya derken sadece Rusya Çin veya Avrasya'ya kaptırmamak için bir şekilde çözüm üretmek zorundalar yani bu çözümle ilgili e, tür, yani şeye baktığımız zaman Türkiye'de sonuçta e, büyük fotoğrafta Amerika Birleşik Devletleri'nden veya NATO'dan tamamıyla kopma e, Bununla ilgili e, işte kendi başına bir e, strateji üretme veya Rusya'ya yanaşma gibi temel bir eğilim içerisinde değil Türkiye'de bir şekilde bir denge siyaset ve stratejisi üretmeye çalışıyor ve şuna şu şekilde yaklaşıyor yani Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz kötü olmamalı temel eğilimi var ve bu minvalde Türkiye bir çözüm üretmişti yani hatta dile getirmişti Sayın Akar da dile getirmişti İlk bu F16 meselesini işte 40 tanesinden alalım bu 80 tanesinde modernizasyonu şimdi bu e, bence e, bir ara model yani ee, geleceğin şekillenmesiyle ile ilgili e, bir arayış ee, ve e, bir diğer tarafıyla Amerikan e, Dışişleri Bakanlığı'nın e, Türkiye'de gelmiş olduğu ve stratejik Vizyon adı verilen stratejik Gelecek adı verdikleri görüşmelerle paralel. Şimdi e, bu noktada süreçler, süreç 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 tamamlanmış değil yani garanti altında da değil değil ama yürütme iradesi yani Biden hükümeti e, Kongreye şunu söylüyor yani biz diyor Amerika çıkarları gereği ve NATO'nun geleceği adına F-16'ları Türkiye'ye satmalıyız. Ee, ver, yani bu ne demek? Bir şekilde Türkiye'nin ellerinden tamamıyla kayıp gitmesini engellemek demek onlar açısından. Bir diğer tarafı Türkiye'nin onlara e, jeopolitik jo katmanın aygıtı olan, savaş uçakları ile ilgili bağımlılığının e, devam etmesi demek. Şimdi bir diğer tarafıyla Türkiye'nin Türkiye ile e, Türkiye bir şekilde e, bununla e, hani bu ifade kullanmak çok doğru değil ne, ne, yani ifadeyi bulamıyorum ama bir şekilde gönlünü almak demek Çünkü sonuçta Türkiye e, bakıldığı zaman Özellikle bu PKK meselesi yüzünden Amerika'ya güven duymuyor şimdi bir ara model e, bir geleceğe dair jeopolitik bir arayış şimdi e, bu olunca f 16lar bir anahtar gibi, tılsımlı bir şey gibi, e, ara bulucu gibi kendisini göstermiş durumda. Ama nereye gider? Bakın jeopolitik türbülans baş gösterdiği zaman iş nerelere gider? Bunu daha bilmiyoruz. Şimdi şunu da söylemeliyim. Bakın e, bunu bu bizim için temel bir parametre olmamalı. Çünkü bizim Amerika Birleşik Devletleri ile olan sorunumuz F-16'lardan çok daha derin bir sorun. Bir kere e, bir e, müttefiklik sorunu var. E, birbirine güvenmeyen iki müttefik var. Yani bize düşmanlık yaptı Amerika Birleşik Devletleri. Yani o kendisi nasıl gerekçelendirse gerekçelendirsin. Türkiye açısından varoluşsal bir tehdide karşılık gelen bir terör örgütünü besledi ve beslemeye devam ediyor. Şimdi bu büyük bir güven bunalımı. Bu mesele çözülmediği sürece bırakın F-16'yı. Yani F35'i de verse başka işte e, hava savunma sistemleriyle de donatsa bu güven güveni tazelemeyecek. Sadece Amerika Amerika'nın çıkarlarına hizmet eden birer argüman olarak varlığını devam ettirecek. Bizim Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili sorunumuzun çözülmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG PKK'dan terörden vazgeçmesi gerekiyor. Bir diğer tarafıyla başka bir şey daha söyleyeceğim bu terör örgütüyle ilgili Türkiye'nin üretmiş olduğu hassasiyetleri de kendi menfaatleri doğrusu da kullanmamaları gerekiyor. Bakın Türkiye bu konuda çok hassas ve bizim bu hassasiyetimiz hep kullanılıyor. Yani bizi, biz aslında bir tarafıyla da, burada da oyuna getiriyorlar. Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman hani konuyu e, evet e, ilişkilerin iyileşmesi adına bir parametre, olumlu bir parametre olarak kendisini gösteriyor. En azından kongreden geçmese bile ki geçeceğini değerlendiriyorum yürütme yani Biden hükümeti Biden hala kendi bireysel nobranlığını yapıyor olsa bile Amerikan devleti e, bir şekilde e, Türkiye'ye karşı olumlu mesajlar gönderiyor F-16'lar üzerinden. E, Victoria Nolan geldi işte Dışişleri Bakanlığı'nda çok önemli toplantılar yapıldı. Geleceğin şekillenmesi, stratejik anlamda geleceğin şekillenmesi anlamında. Bunlar kendi içerisinde önemli. Ama asıl önemli olan gerçek bir müttefiklik arayışı. Biz şu an Amerika Birleşik Devletleri ile gerçek bir müttefik değiliz. Bu Ukrayna krizi ve Türkiye'nin jeopolitik değerinin onulmaz bir şekilde karşılara çıkmış olması gerçek bir müttefikliğe dönüşür mü? Şimdi bunu aramalıyız. Yani bunun parametrelerini oluşturmalıyız. Oluşturmazsak bakın ben söylüyorum. Yani eğer bizi tekrar ucuza kapatmak gibi bir ucuzluk peşine düşerlerse biz yine Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ininde bir kenar kuşak devleti, bir proksi devlet bir işte fedai devlet, bir tampon bölge, işte istikrarla istikrarsızlık arasındaki bir ara ara alan, işte Avrupa ile Yunanistan üzerinden işte Avrupa ile sınırları ayrılmış, Yunanistan'ın örmüş olduğu duvar üzerinde Avrupa ile sınırlar ayrılmış bir şey ön Asya devleti olarak kalacağız. Yani bu Ukrayna savaşı eğer batı, batıyla gerçek anlamda bir ittifak veya batıya batı ile bir yani beraberlik üretecekse gerçek bir müttefiklik hukuku üzerinden ve gerçeklik müttefiklik kazanımları üzerinden kendisini ortaya koymalı, göstermeli. Bunun bunun konsantrasyonu olmalı bize, bunun arayışı olmalı. Yoksa bakın Batı bizi kullanacak gene. Yani bizim en büyük sorunumuz da Batı tarafından istismar edilmek. Müttefiklik tanım olarak tanınıp kullanılmak. Yani bir diğer tarafıyla da arkamızdan vurulmak. PKK gibi, FETÖ gibi bir takım terör örgütleriyle. Yani şimdi siz Amerika Birleşik Devletleri açısından NATO askeri olarak tanımlanan askerinin bir terör örgütü olarak vurulmasını nasıl kabul edersiniz PKK tarafından? Ve bu örgütü nasıl desteklersiniz? Evet bizim için kutsal, bizim Mehmetçiğimiz. Ama sen senin açından NATO askeri olan bir askeri arkandan vurduruyorsun. Bu nasıl müttefiklik? Ya burada bambaşka büyük bir sorun var. Şimdi benim beklentim şu. F-16'lar bizi oraya götürür mü? Veya buna dair kilometre taşından bir tanesi olur mu? Yoksa bakın temel, temel şeyim şu. Tekrar kullanılacağız. Tekrar istimal edeceğiz. Tekrar uyutulacağız. Tekrar işte ağzımıza bir parmak bal çalınacak ve tamam buradan mesafe kat edecekler. Tekrar onların menfaatleri doğrusuna kullanılan bir ülkeye dönüşeceğiz. O yüzden bütün bu geçmişten yaşadıklarımızdan doğru dersleri çıkartarak eğer Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'yla gerçek bir müttefik oluşacaksa bu, bu bunlar önemli. Yoksa sonuçta bir silah satışı, stratejik katmanında bir silah satıcı. Zaten biz kendimiz bununla ilgili irademizi ortaya koyduk. Biz diyoruz ki biz kendi uçağımız <laughs> kendimiz yapacağız artık. Sadece uçağımız değil, hava savunma sistemlerimiz de yapacağız. Yani Türkiye birkaç sene sonra inşallah S-400 seviyesinde bir hava savunma teknolojisi sahip olacak. Yani şunu, şunu şunu söylemek istiyorum. Bakın çok önemli, benim açımdan son derece önemli bir karine. Ukrayna'nın düştüğü tuzağa biz düşseydik neydi halimiz? Bakın Ukrayna'nın gene iyi kötü S-300'leri vardı, işte e, S-125'leri vardı, Tor'ları vardı, Buk'ları vardı, SA-8'leri, OSA'ları vardı. Bizim Amerika Birleşik Devletleri, biz bir kanat ülkesi olduğumuz halde, bir cephe ülkesi olduğumuz halde, bunların hiçbirisini bize vermedi. Yani, Rusya Rusya açısından öyle bir NATO ülkesi olarak böyle bir mücadele tutuşmuş olsaydık... ...yol geçen hanıydı Türk hava sahası. Rusya-Ukrayna Rusya, şey Savaşı Sayın ağır o Hatta zaman ben, bakış açılarını da değiştirdi mi Türkiye'ye karşı? Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani bakış açıları şeylerini değiştirmedi. Yani ben onun parametrelerini açıkçası yakalayabilmiş değilim. Yani benim gördüğüm S-400 manipülasyonunda da bu vardı. E, Boğazların Montreux'un manipülasyonunda da bu vardı hala bizi bir şekilde kullanma eğilimi içerisindeler. Yani mülteci meselesinde de aynı şeyi görüyoruz. Yaptırımlar meselesinde de işte sen niye yaptırdın? Yunanistan'ın ağzına bakan, Yunanistan sözünü dinleyen bir NATO bir şey burada samimiyet yok. Şimdi beni ben ben bakın şöyle başka bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi biz PKK üzerinden PKK ile ilgili pazarlık yapıyoruz, değil mi? PKK'yı bırak. ve Be, benim tezim şu. PKK'yı bırakmaz Amerika Birleşik Devletleri. PKK'yı biz ortaya koymuş olduğumuz etkiyle bıraktırmalıyız Amerika Birleşik Devletleri'ni. Yani siz siz bir harekat. Şimdi siz PKK'dan vazgeç. Vazgeçmez. Rusya vazgeçmez ama siz PKK üzerine bir harekat yaparsanız onulmaz bir etki ortaya koyarsanız işte jeopolitik değerinizle ilgili risk onun açısından orada kendisini gösterir ve de şunu der. Yap, yapıyor. Yapmasına bir şey bir şey diyemeyiz yapmadığını sürece yani adam onu korumaya himaye etme devam eder. Bu bu temel gerçekliği. O acımasızlığın temel gerçekliği. Bu noktada hani hassasiyetlerim korkum şu. Türk'ün hassasiyetleri var. Bu hassasiyetlerini çok iyi kullanan bir akılla jeopolitik bir akılla karşı karşıyayız. Onun bu hassasiyetlerimizi kullanılmasının karşısında biz de onun hassasiyetlerini kullanabilecek bir jeopolitik irade, bir mukavemet ve bir akıl üretmeliyiz. Yoksa bakın yani acımasız bir dünyada acımasız bir oyunun kullanılan bir parçasına dönüşme riski var bu işin içerisinde. O yüzden be, benim e, ağz sahne e, mukavemet etmeliyiz. Yani F16'lar değil sadece meselemiz. Bakın bunu, bunu söylüyorum. Var. Benim sırtımdan, benim son sonuncumdan benim sırtımdan trilyonlarca dolar para kazandı bu adamlar. Öyle değil mi komutan? Yani, yani jeopolitik ha, ya, bunu hesabı bile yok yani dünya hakimiyetinde Türkiye'nin Türkiye, Türkiye çok korkunç bir şekilde kullandılar ve bunlar Türkiye'nin sırtından sopayı çek etmediler. ve arkasından vurdular yani hep ne yaptılar kurulukça sulanan yeşerdikçe budanan bir ülke işte bu, bu bizim e, kapımızda bağlı dursun e, içeriye almayalım ama dışarıda gitmesin falan böyle son derece aşağılayıcı bir takım siyaset ve stratejilerin muhatabı olduk. Ukrayna Savaşı bizim eko, jeopolitik değerimizi onlara hatırlattı. Şimdi bu jeopolitik karşılığını vermeliler bize. Bakın bunun değeri trilyonlarca dolar. Bakın trilyonlarca dolar. Parayla pulla da ölçülmez zaten bu. Yani hani bu işi sembolik olarak, ironik olarak rakamda telaffuz etmeye çalışıyorum. Yani hani milyar dolarlık projeler falan değil. Eğer başlayacaksınız oralardan başlamanız gerekiyor ve kilometre taşlarını ona göre döşemeniz gerekiyor. Yoksa F-16'lar Tamam almak zorundayız doğru. Bir yer, yani bunun en iyi komutanın biri söylüyor ki ifade ediyor zaten yıllardan beri. Çünkü bizim kendi milli muharip uçağımızla ilgili filolarımız oluşturuncaya kadar bir dengeye en azından bir e, caydırıcılık en azından bir denge üretmemiz lazım. Şimdi e, Yunanistan'ın almış olduğu rafiyeler şunlar bunlara karşı filan. Şimdi böyle olunca ihtiyacımız olan bir sistem üzerinden bizi buralarda baskılamasına veya bizi al sana bunu verdim bu sana yeter demesine izin vermemeliyiz. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Yoksa evet. yani sonuçta ihtiyacımız olan bir şey. Bu gerçeklik. Biz F-16 modernizasyon modernizasyona ihtiyacımız var mı? Var. E, tedariki <laughs> ihtiyacımız var mı? Var. Bununla ilgili yedek parçalara ihtiyacımız var mı? Var. Bu bilinen bir gerçek. Bunu bize karşı silah olarak kullanmamalı Amerika, Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani öte tarafıyla da yani kendi yolumuzu yürümeliyiz. Yani bir kere jeopolitikte temel kural. Kendi ihtiyaçlarınızı kendi milli kaynaklarınızdan temin ve de tesis edebilmelisiniz. Ya da karşılıklı bağımlılık üzerinden tesis edebilmelisiniz. Evet. Yani siz bağımlıysanız, o size bağımlı değilse siz oradan vurur. Ama o karşılıklı bağımlılık üretirseniz, yani o sizden keser, siz ondan kesersiniz. O sizin canınızı yakarsa siz onun canını yakarsınız. Yani e, böyle bir gerçeklik var. Yani bunu söylemek istedim. Bir de Peki. konu geçti. Ama biraz önce Coşkun coşkun Albayım çok önemli bir konuya girmişti. Yani şeylerle ilgili. Şimdi sadece Rusya'nın e, stratejik yığınakları test edilmiyor bu savaşta. Amerika Birleşik Devletleri, NATO'nun da stratejik yığınakları test ediliyor silahlarla ilgili. Örneğin Javelinler. E i̇şte Javelinleri e şimdi soru, sorun ne biliyor musunuz Ukrayna'nın silahları gönderiyorlar. Silahlar geliyor da silahların nasıl kullanacakları ve nasıl etkin kullanacakları bilmiyorlar. Evet. Şimdi bu ve Amerikalılar çok şikayetçi ne diyorlar biliyor musunuz? Ya diyorlar bizim normalde hesaplarımıza göre bir haftada tüketmeleri gereken cephaneyi silahı bunlar diyorlar bir günde tüketiyorlar. Şimdi böyle bir sorun var. Yani niye? Çünkü sonuçta adam can, mal, yani canı var adamın ortada ve bir şekilde ciddi anlamda mühimmat sarfiyatı var belli ki savaşta. Ve bununla ilgili javalinler örneğin kendisi çok gösterdi. Dedi, diyorlar ki Amerikalılar kendi aralarında diyorlar Javalin'lerle ilgili stratejik ihtiyaç yığınağımızda zafiyet var. Eee dünyada işte 30 35 bin civarında Javalin üretilmiş. İşte bunların 10 12 binini işte sarf etmişler, eğitim için kullanmışlar. Ellerinde 20 22 bin var diyorlar. 7 7 binini şeye verdik. Eee evet. Ukrayna'ya verdik. E, şimdi e, geri kalan yani bir bir konvansiyonel savaşa tutuşursak hani böyle bir seviye veya sarf etmek zorunda kalırsak başka alanlarda diyorlar ki biz ne yapacağız? Güzel işe sonuçta lazer güdümlü son derece önemli bir tanksa var. Bir diğer tarafı da şunu söyleyeyim. Ya, yani Javelin de hep geçiyoruz ama bir tanesi uluslararası piyasada 200 bin dolara satılıyor Göksan. Son derece pahalı bir şey yani. Ya, 200 bin dolar bir tane. At, at bitiyor gidiyor. Ya bu, bu Amerikalılar birazcık canı yandı galiba. Öyle gözüküyor. <laughs> Bana öyle geldi.